Bu kaçıncı sehpa oldu? Son. Çok önemli iki şarkıcıyla randevu ayarladım. Harikasın. Bunca işin arasında ne zaman yaptın? Burası çok önemli evet. Ama senin beste çalışmaların daha önemli. Biliyorum. Burası gönül birliği, diğeri kazanç kapısı. Şarkıların çok güzel. Hepsinin bir derdi var. Bizde dert çok ondandır. Sen işine baksana oğlum, bizi mi dinliyorsun? Sen çok iyi bir bestecisin. Yani piyasada iyi besteler var evet ama hiçbirinde seninkiler gibi gönülden gelen bir nefes yok. Dinleyen insanlar da bunu hemen fark ediyorlar tabii. Sağ ol. Bana bu kadar inanman beni çok mutlu ediyor. Sanat camiasında isminin duyulması atölye için de reklam açısından çok iyi olacak. Biliyor musun? Burayı en çok annem için istedim. Sanat camiası onun umurunda değil. Okul deyince seviniyor. Ülkenin en ünlü sanatçısı olsan kâr etmez. İlla o okul bitecek. Haklı ama. Zaten yüksek lisans yapıyorsun. Mutlaka bitirmen lazım. Şimdi annem gibi konuştun. Zehra Sultan seni çok sevecek. Of Şahik, of. Abla, ne oldu? Ben senin. Çarpıldım. Ne oldu be? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Buraya gelmeniz büyük bir hataydı. Şu anda benim için en önemli şey Kerim'in sağlığı. Krizi atlatmasına çok sevindim İnci. Ama bu yaptıklarını unutacağım anlamına gelmez. Olanların duyulmasını ben de istemiyorum. Hem kendi kendini dolandırmış bir şirkete kim güvenebilir ki? Hisselerin de hızla değer kaybedeceği kesin. Öncelikle bize bunu borçlusunuz. Bunu konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Zamanla yarışıyoruz İnci. Maalesef kocam bize bekleyecek zaman bırakmamış. Bu pislikleri temizleyeceğiz. Ama önce üzerinize düşen sorumlulukları yerine getireceksiniz. Zaten suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Doğru. Ama eğer anlaşabilirsek halledebiliriz. Nasıl? Bütün bu olanları tek bir şartla unutabilirim. Pelin ve Macit evlenecekler. Tüm şirketlerin yönetiminde tıpkı bizim gibi eşit haklara sahip olacaklar. Macit'i bu konuda ikna edemiyoruz. Babası defalarca konuştu. O zaman sen bir yolunu bulacaksın. Zaten bu durumda başka bir seçeneğiniz de yok. Şimdilik avukatımla konuşup işlemleri durdurdum. Sizden yarına kadar haber bekliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Canım. Çok geçmiş olsun. Böyle geç vakit geldim ama ay evde içim bunaldı. Biraz şöyle soluk alayım dedim. İyi yaptın kardeşim. Ben de bütün gün ne olacak bu çocukların hali diye düşünmekten kendimi yiyip bitirmiştim. Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Bunların hepsi böyle birer birer evlenip gidecekler. Biz de seninle sıkıntı çektiğimizle kalacağız. Doğru diyorsun. Ağzın bal yesin vallahi. Zehra. Ne oldu Nezahat'in işi? Kafasına taş düşmüş olmalı. Tamam dedi. Görecek yani. Görecek, görecek. Ben de bir etek dikiyorum ki yarın görüşmeye giderken giysin yeni yeni böyle güzel, renkli. Ay güzelmiş. Söyle de azıcık da makyaj yapsın. Söylerim, söylerim. Şimdi bu adam evlenip ayrılmış bir tane de çocuğu var ama herkes çok iyi adamdır diyor. Aman takılma böyle şeylere. Kız evlat, zor evlat. Hayırlı olsun inşallah.
Neriman da uçtu uçacak. Neriman'a kısmet çıktı da bana mı söylemiyorsun Gülter? Aman Zehra, öyle lafın gelişi söyledim. Büyüdü ya, gelinlik yaşı geldi. Bugün çıkmazsa kısmeti yarın çıkar diye. Yani o yüzden dedim. Hayırlısı olsun inşallah. Amin amin Cemil cümlemize. Hadi ben gideyim artık. Çayım da yarım kaldı ama. Ay bu saatte bana dokunuyor. Hadi görüşürüz. Hadi kardeşim. Sen de gel. Ayağına sağlık. Olur. Aslı, şu ayrı eve çıkma işini sen şimdilik unut. Neden? Ya paramız yok kızım. İnternet kafenin parasıyla ancak karnımız doyuyor. Bu evin kirasıydı, eşyasıydı, yeme, içme. Cık. Ay sonu çıkmaz. Babam haklı. Abim yardım edebilir. Bana bir kez daha abinden söz etme Aslı. Öyle sırtını abine dayayıp ikide bir gelip bana ailem benim arkamda diye laf söylemeye kalkma. Yemezler. Anladın mı? Hem ailen senin arkanda olsa ne yazar ya? Ha? Karnında benim oğlum var. Ha ben oğlumu alırım doğar doğmaz elinden. Sen işte o zaman istediğin yere gidersin Aslı. Ama bir daha da doğurduğunun yüzünü göremezsin. Anladın mı? Senin ailen de evin de burası. Artık bunu kabul et. Ne oluyor kızım? Ne oldu? Uzak dur bizden. Atlattık İnce Hanım. Hı? İlk kriz için evet. Umarım daha fazlasını görmeyiz. Babama iyi bakacağız anne. Hızla iyileşecek merak etme. Macit, baban çok zor bir zaman geçiriyor. Kalbi çok hassas. Fazladan büyük yük kaldıramaz. Farkındayım anne. Anne. Babamla ilgili benden gizlediğin bir şey mi var? Macit, seni olanlardan uzak tutmaya çalıştım. Ama artık sen de olayların merkezindesin. Bahsettiğin şey iflas ettiğinizse bunu biliyorum anne. Ve inan bana umurumda değil. Benim için şu an sağlığı daha önemli. Ne yazık ki hepsi bu kadar değil. Şirketin iflasına baban sebep oldu. Yani babanın karıştığı bazı sözsüz durumlar var. Ortağımız Selim Demirhan'ın aleyhine olan şeyler. Babanız zor durumda olduğunu biliyordum şirkette ama Selim Demirhan'ın arkasına iş çevirdiğini haberim yoktu. Biliyorum oğlum. Peki Selim Demirhan ne kadarını biliyor? Her şeyin farkında ve hesap sormak için de babanın yataktan kalkmasını bekliyor. Macit, annen olarak ailemiz için elimden gelen her tür fedakarlığı yaptım. Baban hasta yatağında. Yani ailemizin başında sen varsın. Babanın kalbi bir darbeyi daha kaldıracak durumda değil. Ne yapacağım hala söylemedin anne. Ne yapmamı bekliyorsun? Babamın borçlarını mı kapatayım, hasta yatağından mı kaldırayım? Kaybettiğimiz prestiji geri mi kazanayım? Nasıl yapayım bunları ha? Batmış durumdayız. Aslında bütün bu sorunları çözecek tek bir yol var. Pelin'le evlenmen. Bu Selim Demirhan'ın öfkesini dindirecektir. Yine mi anne?